Selamun aleyküm değerli dostlar, merhabalar herkese, hayırlı günler, hayırlı işler, bol bereketli kazançlar inşallah. Cenab-ı Allah'ım hepinize sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur, bolluk, bereket versin inşallah. Evet dostlarım, şu anda aracımı çalıştırdım ben yine. Yük boşaltmaya doğru devam edeceğiz. İnşallah Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim deyip şöyle azıcık geri gideyim. Önümde iki tane taş vardı. Taşa takmayalım arabanın önünü. Gördünüz mü taşları arkadaşlar? Bu caddeye pazar vurulduğu için pazarcılar taşları yolun ortasına bırakıyorlar. Bizim biladerde kaldırıp kaldırıp atıyordu ama her zaman da kardeşim taş kaldır taş kaldır adam da bıktı. Bu yüzden bunları kaldırmamış bu sefer. Biz de şöyle bir geldik çektiydik oraya. Şimdi de kalktık yavaş yavaş ilerleyen yolumuzla gidip yükümüzü boşaltacağız. Bu yolda arkadaşlar normal dolmuş bolmuş yoluna çevirmeye çalışıyorlar. Şuradan ekleme çıkarma bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. O da olursa zaten burası bayağı bir kalabalıklaşır. Buraya da daha araba çektirmezler artık. Zaten geçen ceza yazmıştılar bizim biladere. Yavaştan yavaştan başladılar çekmen demeye yani. Millet de buraya taşınma sebebi zaten tırcıların, kamyoncuların çoğunlukla olduğu bölgeydi burası. Niye? Geniş yerler, sakin yerler. Buralara arabamızı çekerek diye geliydiler. Artık bu da olmayacağına göre yavaş yavaş buradan da kaçmaya başlar millet. Buralarda da yol çalışmaları var arkadaşlar. Hala daha bitmedi. Buraya bir nasıl bir kavşak yapacaklar, nasıl bir yer yapacaklar bakalım. Yukarıya bağlantılı bir şekilde olacağı malum. Dedim ya üstten yol geçecek falan diye. Oraya bir bağlantı burayı bir değişik şekilde yapacaklar herhalde. Gerçi buranın altı üstü bilmem nesi hazır da üstten bir göbek verecekler herhalde buraya tekrardan. Gibi bir şeyler olmaya çalışıyor. Ne oldu minibüsüyle? Çok sert daldım buraya. Olmadı değil mi? Çok sert daldım. Burası çok sert dalınacak bir viraj değil. Bundan sonra şeye çıkarsın. Alt geçidin duvarına. Geçen bir ablamız çıkmıştı duvara. Arabanın önü duvarda. Arka tek teker yerde kalmış. Tek teker yerde, geri kalan lastikler havada. Ön taraf duvarda. O şekilde asılı gene kalmıştı. Duruyordu orada.
arkadaşlar bir aile soğudu yani bir anda. Yine bir anda gene kış geldi. 2-3 gün böyle yaz havası gibi bir hava yaptı. Bundan sonra fıs. Yine ortalık buz kesti. Yaz da gelse bir an önce kemiklerimiz ağrımaya başladı artık ya. Kemiklerimiz ağrımaya başladı artık. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Duysun da delilensin başka yer sevdiğim mi? Hakkımı helal etmem verseler gençliğim mi? Duysun da delilensin başka yer sevdiğim mi? Hakkımı helal etmem verseler gençliğim mi? Bedduam gözlerinden yaş olup da kancak bu ayrılık hem seni hem de beni yakacak. Bedduam gözlerinden yaş olup da kancak bu ayrılık hem seni hem de beni yakacak. Şuraya da hemen bir yan yol bonduru vermişler herhalde. Saski işkem, işkembe yazıyor orada ya, işkembe. Sabah sabah Canova doğru ilerliyor. Canova doğru. Allah'ım sana şükürler. Evet dostlar, bir önceki videomda sizlere gelirden giderden bahsetmiştim. Oradaki videoda yaptığımız değerlendirmeleri, fiyatlandırmaları en uygun şekilde sizlere söylemiştim. Hesaplarınızı, kitaplarınızı yaptınız mı yani? Bu işten para kazanılıyor mu şu anda? Hesaba kitaba vurunca. Sizce? Bence kazanılmıyor. Şimdi diyecekler ki kazanılmıyorsa niye yapıyorsunuz? E kardeşim ne yapacağız? Mecburen yapmak zorundasın bazen. Düzelecek, düzelecek umuduyla yapmak zorunda kalıyorsun işte bazen. Fiyat alacağız, zam alacağız diye. İşler hareketlenecek. Elindeki işi kaybetmemek için. Hani mesela bazı arkadaşlarımızdan örnek verelim. Adam hani 5 ay 6 ay maaşını alamaz. Ama başka işi de düzgündür. Bu ara bir sıkıntı olmuştur. İşini de bıraksa öyle bir iş bulamayacaktır. Mecbur adam gidip geliyor işte. Bizimkisi de öyle oluyor bazen arkadaşlar. Her zaman değil tabi ama bazen öyle oluyor.
neden öyle oluyor? Bazen 3 ay, 4 ay, 5 ay cepten yiyip bundan sonraki 6-7 ayda o yediğini telafi etmek zorunda kalıyorsun. Hani yine para kazanamıyorsun. El elde baş başta devam ediyorsun işte işini yürütebilmek için. Ondan sonra da araba yenilemeye kalktığın zaman tekrardan kredi çekiyorsun, borçlanıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Yeniden bir daha borçlanıyorsun. Bu tırcılık, kamyonculuk işinde hayatta borcun bitmez arkadaşlar. Hayatta borcun bitmez. Bu iş hep borcuyla ilerler. Yani borcun bitti diyen bu işte yalan söyler. Yalan söyler. Benim borcum yok diyen yalan söyler. Hiç borcum yok diyen hep yalan söyler. Çünkü illaki vardır. Ha belki bir ay, iki ay borçsuz olur. Hani dişini sıkarsın, bilmem ne edersin, borcunu, harcını bitirsin, ulan dersin, borcumu bitirdim, harcımı bitirdim, tamam dersin. Bu arada illaki bir aksilik olur. Ondan sonra gene borçlanırsın. Ya arabanı değiştirirsin, ya dorseni değiştirirsin, ya o arada lastiklerin bitmiş olur, ya motorun bitmiş olur, ya araba başka bir masraf açar. Açar yani, illaki olur ya. Bu borç devam eder yani, borç harç olmadan bu iş yürümez yani bunu. Kaç senedir yapıyoruz biz. Bu iş hep yenileme isteyen bir iş. Ha işte gördüğünüz daha önce Dorsen'in taban kırıldı bizim. 110-120 milyar masraf ettik o zaman. Dorsen'in taban kırıldı yani. Hesap edin yani. Hiç olmayacak şey bir anda oldu. Mesela hani masraf olarak. Ne olurdu? Ben onu idareten de yaptırabilirdim. Birkaç ay daha öyle uzatabilirdim. Ama sonuçta gene masraf olacaktı. Değişen bir şey yok yani. Ne yapacaktın bu sefer? Dorsiyi satıp yeni dorsi alacaktın. Gene üstüne masraf edeceksin. Edeceğin yani. Bu olacaktı. O yüzden. Borç. Bu işte borç yiğidin kamçısıdır. Kamçıla değil, kamçıla devam et. Kamçıla devam et. Ki şöyle de bir durum var. Bu işte borçlanmadın mı zaten bir şey de yapamıyorsun. Elinde para tutma şansın kalmıyor. Borçlanırsan, borcunu ödeyebiliyorsan bu zaman bir şeyler kalabiliyor sana. Öteki türlü aman ben borçlanmayayım, nakit para da elimde dursun dediğin zaman kaybettiğin gündür. Bir adım ileri atamazsın, ilerleyemezsin, bir şey kazanamazsın, bir şey yapamazsın. Ha kazanmış gibi görünürsün o anda, borcum harcım yok diye koyar kendini avutursun ama illa gene de bir kısım borcun vardır, aşırı yoktur. Ama elinde avucunda da bir şey olmaz, hiçbir şey yapamazsın. Mesela arabanın modelini yükseltemezsin, dorseni yenileyemezsin, bir yere bir şey koyamazsın. Bu gibi şeyler yani. Yani kime sorarsanız sorun aynı şeyi söyler. Borç. Borcuyla yapacağım. Neyse bakalım. Bu arada Kirazlı'ya kadar geldik arkadaşlar. Bu dolum tesisinin oraya kadar. Şimdi orayı geçiyorum ben. İleriye doğru devam. Bugünkü yük boşaltma işlemimiz biraz uzun sürebilir. İnşallah sürmez. Hayırlısı bakalım.
Çilekçiler, mobilyacılar. Çilek odası. Otobüs geliyor, çift katlı otobüs. Dayı, o tuflayı yükledin de niye durdun orada? Niye bayızın orada? Niye bayızın? Simit mi yiyorsun? Hele hele. Gayısı kentliler. Tekkeköy'e gelmiş bulunmaktayım. Ne diyeyim? Halit Doğan. Daha hızlı, daha güçlü, daha ileri. Demiş. Yersen. Tabii yiyorsan, yiyorsan. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Muhammed Atar kanalında kalın. Videolarımızı beğenip paylaşmaya, izlemeye, izletmeye devam edelim. Seviyorum sizleri. Saygılar, selamlar diliyorum. Bay bayınız. Beğenip paylaşıp izlemeye, izlettirmeye devam. Abone olmaya devam. Süper teşekkürden ve katıl butonundan desteklemeye devam. Sizleri seven kardeşinizi yalnız bırakmayın. Siz de onu sevin. Sevmiyseniz de azıcık günde 5 dakika sevseniz yeter. Günde 5 dakika sevseniz yeter ya. 5'in üstüne bir 5 daha eklersiniz sonra 10 dakika olur. 10 dakika 20 olur. 20 dakika işte 24 saat olur. Ne yapalım yani? Bundan sonra 375 güne kadar devam edeceğiz. Haydin bay bayınız bakalım.
Selamünaleyküm değerli dostlar. Merhabalar herkese. Hayırlı günler. Evet dostlarım. Şöyle yükümüzü indirdik. Boşaltma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi de böyle sakin sakin buradan memlekete doğru istikametimiz Bafra. İlerliyoruz, devam ediyoruz. Aslında az bekledim biraz. Dedim buradan bir iş çıkarsa yükler dönerim geri dedim. Şimdi ben Bafra'ya giderim, yük çıkar. Böyle şanssızlıklarımız var bu ara. Yola çıkıyorum. Aynı gün bir iş daha çıkıyor. Değişik değişik prosedürler olmaya başladı. İnsanın canı sıkılıyor böyle şeylere bazen. Yani dengesizlik. Dengesiz iş çıkıyor, haftanın ortasına denk geliyor. Gidiyoruz, hafta sonuna kalıyoruz İstanbul'da bu sefer. Yani böyle böyle şeyler. Hafta bir tura düşüyor. Bir tura düştüğü zaman da çok sıkıntı oluyor. Böyle ilerlemeye çalışıyoruz. Bakalım ne olacak sonumuz. Allah hayırlı olsun. Hayırlısını versin. Sadece biz değil, herkes böyle. Dur bakalım. Bir dakika. Evet dostlarım, tekrardan sizlerle beraberim. Demin telefonu videoyu durdurdum. Neden durdurdum? İş vardı arkadaşlar, işte arabalar var, işler var. Oralara yönlendirme yapalım dedik. Yönlendirmemizi de yaptık, şükürler olsun. Bir arkadaşı daha kurtardı buradan şimdilik. Devam ediyoruz bakalım. Bir arkadaşı daha kötü yoldan kurtardık arkadaşlar. Neyse bakalım. İşimizi şu anlık hallettik. Yine bir iki araç daha var da, birkaç tane daha. Bunlar da çıkanlardan. Her şey sırayla arkadaşlar. Önce gidenler var. Sonra gidenler var. Şimdi bazen samimiyet araya giriyor. Sonra giden önce gidenin önüne geçmeye çalışıyor. Bilmem ne oluyor. Ben de onu yapmıyorum. Bu sefer samimi olduğumuz adamlar bize kızıyor. Bir şeyler oluyor. Yani önce kim gittiyse, adam iki gündür, üç gündür orada yatıyorsa o adamı çıkarmanın peşinde. Ben şimdi yeri geldiği zaman kendi arabamı yatırıyorum, o adamı çıkarıyorum. Kendi arabamı yatırıp da o adamı çıkarıyorsam, arkadaşım da olsa diğer adam, mesela öteki adam daha önce aramış, daha önce haber vermiş, bilgi vermiş. Ha, sabit çalışan arabalarımız için bunlar geçerli. Arkadaşlar sabit. Sabit bizimle çalışan arabalar için bunlar geçerli. Yoksa öyle arada sırada gelenler için tabii öncelik sabit çalışan arabanın. Yani yoksa hani adam bizle çalışmıyor doğru dürüst. İş olmadığı zaman arıyor. Bilmem ne yapıyor. O zaman sıkıntı tabii ki. Birisi daha arıyor şimdi. Birisi daha arıyor. Bunun telefonuna da bir bakalım.